Kamu işveren heyeti olarak 2018 yılı ilk 6 ay için %3, ikinci 6 ay için %3, 2019 yılı ilk 6 ay için %3, ikinci 6 ay için %3 olarak teklifimizi sunuyorum. Anlaşılan o ki kamu işveren heyetinin elindeki hesap makinesi eski Türkiye'den kalma. Hükümet emekliye zam teklifini yaptı. Memur teklifi kabul etmedi. Memur sen hükümete bu teklife kapalıyız dedi. Biz sunulan teklifi eski Türkiye'nin teklif olarak görüyoruz. Onun için bu teklifi müzakere etmeye değer bulmuyoruz ve bu teklife kapalıyız. Toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlamıştı. Hükümet ve memur tarafı 2018 ve 2019 yılında memurlara yapılacak zam ve sosyal mali haklar konusunda uzlaşı aradı. Sendikalar görüşmelerin başladığı ilk gün tekliflerini sunmuştu. Hükümet ise emekli maaşı zammı için ilk teklifini bugünkü görüşmede açıkladı. 2018-2019 yıllarını kapsayacak 4. dönem toplu sözleşme görüşmelerimiz kapsamında kamu işveren heyeti olarak bugünden sonra da müzakerelerimizi sürdüreceğimizi belirterek teklifimizi açıklamak istiyorum. 8 dakikalık bir konuşmadan sonra teklifi açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, hükümetin teklifinin 2018 için %3 artı 3, 2019 yılı için de aynı şekilde %3 artı 3 olduğunu söyledi. Kamu işveren heyeti olarak 2018 yılı ilk 6 ay için %3, ikinci 6 ay için %3, 2019 yılı ilk 6 ay için %3, ikinci 6 ay için %3 olarak teklifimizi sunuyorum. Bakan Sarıeroğlu, enflasyon oranının öngörülen artışla enflasyon farkının da memur emeklisine ödeneceğini belirtti. 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkının da ödeneceğini belirtmek istiyorum. Bakan toplantıyı bitirmek istedi. Ancak Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın mikrofonların kendi masasına getirilmesini istedi. Yalçın teklifi reddetti. Yeni ve büyük Türkiye söylemi masada yansısın ve bu toplu sözleşme dönemi bir milat olsun istedik. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın hükümetin teklifi için eski Türkiye'nin teklifi ifadesini kullandı. Kamu işveren heyetinin teklifinin bütün bunları karşılamaktan çok uzak olduğunu görüyoruz. Anlaşılan o ki kamu işveren heyetinin elindeki hesap makinesi eski Türkiye'den kalma. Biz sunulan teklifi eski Türkiye'nin teklifi olarak görüyoruz. Onun için bu teklifi müzakere etmeye değer bulmuyoruz ve bu teklife kapalıyız. Bugünkü oturum bizim için bitmiştir. Yeni makul ve makbul teklifler bekliyoruz kamu işveren heyetinden. Memur Sense 2018 için toplam %16'lık zam talebiyle gelmişti. 2019 için de %18'lik zam talebi vardı.